Ayşegül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı döner tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 1 kilogram kıyma, 100 gram kadar kuyruk yağı, 100 gram galeta unu, 1 çorba kaşığı irmik, 1 çorba kaşığı tepeleme yoğurt, yarım soğanın rendesi, 1 çorba kaşığı süt, karabiber, kırmızı biber, tuz. Derin kabımızın içine öncelikle kıymalarımızı koyuyoruz. Ardından sırasıyla kuyruk yağımızı ilave ediyoruz. Galeta unumuzu ilave ediyoruz. İrmiğimizi, yoğurdumuzu, soğanımızı, sütümüzü ve en son baharatlarımızı ekliyoruz. Karabiber, kırmızı pul biber ve tuzumuz. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 5 dakikadan fazla yoğuruyoruz. Birbiriyle malzemelerin kaynaşmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz döner kıymamızı böylece buzdolabına kaldırıp 5-6 saat dinlendiriyoruz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz kıymamızı şimdi streç filme sarıyoruz. Kıymamızın yarısını alıyoruz ve streç filmin üzerine koyuyoruz. Elimiz ile böyle şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi sarmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlıyoruz. Şeklikler olsun diye. Ucularını sıkıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymamızı buzdolabı poşetimize yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi biri büyük, biri küçük 2 adet dönerimiz ortaya çıktı. Şimdi bu dönerlerimizi en az 7-8 saat veya bir gün buzlukta bekletip dilimleyeceğiz. Buzlukta bir gün beklettiğimiz dönerlerimizi çıkarıyoruz. 10 dakika çözülmesini bekleyip dilimlemeye başlayacağız. Dönerimizi ince ince dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak yaprak olacak. Dönerlerimizi tavaya aktarıyoruz. Yağsız tavada veya fırında pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Yağlamamıza gerek kalmadı. Çeviriyoruz. Dönerimiz pişti. Şimdi servis yapıyoruz. Tabağımıza bir de ekmeklerimizi yerleştirdik. Salçalı sosumuzu hazırladık. Tabağımıza dönerlerimizi diziyoruz. Çok lezzetli oldu. Evde de çok güzel döner yapabilirmişiz. Dönerlerimizin üzerine sosumuzu şöyle gezdiriyoruz. Tereyağlı, bol tereyağlı yaptık. Dönerimiz sunuma hazır, gördüğünüz gibi.